Serap Hanım, gel bizim milletvekili adayımız. Hayır. Allah yardımcı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Valla bin bir çeşit gibi burası. Aa, proset mi takıyoruz? Hemen baktım işte döndüm. Sese döndüm. Başkanım. Başkanımızın dediği gibi bu şart türbesini biteceğiz oraya. Siz aldınız onu oradan. Başbakan bir... Hatırladınız. Kanser olduğu zaman. Ha? Kanser olduğu zaman. Hayır. Bu hafta. Yine. Hayır. Bundan önce yani. Geriye dönüyor. Türkiye. Seccade ben. Biliyorum orada konuşma yapmıştı. Dengemi size ama ya. Ben size emanet ediyorum. Her gün yine benim dükkanım. Koşturayım. Kim? Gel bakayım. Bu tarafa. Valla iyi bir usul oldu. daha kesin. Sayın Cumhurbaşkanı dün bir televizyon programında rahatsızlandı. Siz uzun süredir beraber bir yol yürüdünüz. Sizce bu rahatsızlığını neye bağlıyorsunuz? Onu tabii bilmem çok yani. Ama kendi ifadesiyle üşütmesi bizde bir geçmiş olsun açıklaması gibi tabii. Siyasi rekabet olur ama sağlık söz konusu ise insanın durumu söz konusu bu rekabet unutulur. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na acil şifalar diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah 1950'de 14 Mayıs'ta otoriter parti devlet özdeşliğine dayanan bir sisteme son verip demokrasinin bayramının yapılması gibi şimdi de başka bir parti devlet anlayışına son vererek inşallah bir demokrasi şölenini hep beraber gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs demokrasi bayramımız bugünden hayırlı olsun inşallah. Biz Millet İttifakı olarak çok farklı siyasi görüşlerden, geleneklerden, anlayışlardan gelen genel başkanlar, kadrolar, teşkilatlar Türkiye'de yeni bir anlayışı, yeni bir siyasi zihniyet hayata geçirdi. İktidar kutuplaştırmak istedi, biz birleştirmek istiyoruz. İktidar kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmek çabasında biz kim olursa olsun benim üstadım, pirim, Hazreti Mevlana'nın deyişi gibi gel diyoruz. Onlar hekimlere dahi, gençlere dahi git diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese gel diyoruz. Ne olursan ol gel. Yine gel. Tekrar gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir der Hazreti Mevlana. Biz de diyoruz ki bizim ülkemiz umutsuzlar diyarı değildir. Umudu büyütmek için omuz omuza vererek gel. Geçmişte ihtilaf yaşamış olsanız da gel. Bakın Ramazan'da Ramazan'ın ruhuna aykırı birçok şey gördük iktidar tarafından. İlk kez bir Selahattin Camii, bir büyük cami Ramazan bayramının da hem de Cuma günü iki bayram bir arada kutlanırken bir siyasi konuşmaya şahitlik etti Ahusu Sultanahmet Camii. O gün orada bayram namazını kılanlar, cuma namazı kılanlar arasında her siyasi görüşten mutlaka Müslümanlar vardı. Sadece AK Partililer yoktu, sadece MHP'liler yoktu. Cumhuriyet Halk Partililer, Gelecek Partililer, İyi Partililer, Deva Partililer, Demokrat Partililer, Saadet Partililer, Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri ve tabii burada saymadığımız birçok partinin mensupları vardı. Belki parti mensubu olmayanlar da vardı. Ama devleti birleştirmesi gereken Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Erdoğan çıktı ve o caminin avlusunda o camide biraz önce omuz omuza namaz kılmış Müslümanların bir kısmına döndü ve onları neredeyse vatan haini ilan etti. Yine orada bulunmayan bizlere atfen dedi ki
Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırmak istiyor. Ya işte burada, basın mensupları da burada. Değişik kanaatlerden arkadaşlarımız da burada değişik siyasi partilerde. Şu ana kadar 6 genel başkanın herhangi birinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Ortak politikalar metnimizde böyle bir şey var mı? Hayır. Herhangi bir şekilde imayla dahi böyle bir şey söylenmiş mi? Hayır. Ama Sayın Erdoğan'ın yaptığı en başarılı şey olmayanı olmuş gibi göstererek karşı kutup yaratmak. Müslümana, inanana, insan olana her hata belki mazur görülür de yalan söylemek asla. İnşallah Kocaeli'de en güçlü şekilde Millet İttifakı, bugün Millet İttifakı'nın değerli vekil adaylarıyla sabahleyin buluştuk. Çok güçlü bir kadro var. Güzel olan da İzmitliler inşallah yanlış anlamazlar ama ilk beşte üç tane Gevzeli var. Kocaeli'de Gevzeli'ye ve Nişeli'yi de temsil edecek. Ve beşinci sırada da ilk kadın aday olarak Serap Hanım var. Gevzeli'nin çok iyi tanıdığı bir siyasetçi. Tek başına belediye başkan adayından cesaret etmiş, çıkmış bu güzel ve bana partiye katılımıyla ilgili ilk teklif geldiğinde böyle bir hanım, kadın siyasetçi var diye ben dedim ki eğer bir kadın bağımsız girme cesareti göstermiş, bu kadar da oy almışsa onun mayasında siyaset vardır. O bize güç katar, bizimle birlikte inşallah o zaman yarı kalan işi tamamlar ve bir sonraki seçimi kazanır. Allah yardım etti, geldi. Şimdi adayımız. Hem bizim adayımız hem Gevzelilerin adayı. Ama en önemlisi buradaki kadınlara söylüyorum. Gevzeli, Kocaeli kadınların adayı. Çünkü Millet İttifakı'nın sıralamada ilk kadın adayı Serap Hanım'dır. Onun meclise göndermek Gevzelilerin boynunun borcu. Kocaeli'lerin boynunun borcu, kadınların boynunun borcu. Meclise bir Gevzeli kadın lazım. Altıncı sırada da bir kadın aday var, Tülin Hanım. Serap Hanım gelirse Tülin Hanım'ı da arkasında beraber getirir.